Buna ayrıca soracağım. Özellikle yerel seçimden bu yana CHP'nin dile getirdiği söylem normalleşme, yumuşama vesaire. Ama öncesinde Behlül'e şeyi sormak istiyorum. AK Parti'yi biraz sormak istiyorum. Şimdi ben dün bir yazı yazdım 23. yılı ile ilgili hazin bir durumda olduğunu söyledim. Sizin yazıda da zaten yaptığınız değerlendirme de o var. Şimdi Erdoğan izlediniz mi bilmiyorum. Çarşamba günü yaptığı 23. yıl konuşmasında değişim dedi. Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi. AK Parti'nin değişmesi gerektiğini söyledi. Yeni koşullara uygun. Ve kongreyi adres gösterdi. Yapacakları kongreyi ve ayak bağı olmasın kimse. Yorulanlar çekilsin vesaire vesaire. Şimdi kongreyi bir değişim olarak gösteriyor. Orayı bir adres olarak gösteriyor. Ama biliyoruz ki tek adaylı seçimler olacak, öyle değil mi? Yani siz şimdi görmüşsünüz her yerde çok sayıda klik var. Bu kliklerin de büyük ölçüde AK Parti içerisinde klikler daha çok böyle ideolojik değil de cemaatsel ya da çıkar çatışması vesaire vesaire üzerine inşa edilmiş klikler. Normal şartlarda diyelim ki Afyon'da, Kastamonu'nda AK Parti kongresinde insanlar serbest bırakılsa 3-4 aday çıkabilir. Öyle değil mi? Evet. Doğru. Yani bırakılsa çıkabilir. Ve bunlar arasında bir yarış olur ve bu yarıştan kazananın partiyi gerçekten bir şey yapması mümkün. Ama ne olacak? Adaylar kimler olacağı gelecek, raporlar hazırlanacak, Erdoğan'a gelecek. Erdoğan onlardan herhangi birini atayacak gibi bir olay var. Yani bu AK Parti'nin içine girmiş olduğu bu örgütsel ki yazınızda çok ciddi bir şekilde ve isabetli bir şekilde AK Parti'nin başarısının altında aslında nasıl örgütün yattığını geçmişte söylüyorsunuz ve şimdi de örgütün bir anlamda çözüldüğünü söylüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani Evet. etkisi yok. Hatta tam tersine olumsuz etkide yapabiliyor farklı şeyler. Buradan dönüş ihtimali görüyor musun? Yani AK Parti tekrar bir dinamik. Ama tabii burada otoriterlik demin Evren'in de bahsettiği o duruyor. Yani Erdoğan çoğulcu bir parti yapmayacak. Yani orada parti içi demokrasi vesaire olmayacak. Nasıl yapacak bunu? Yani Erdoğan mucizevi bir şekilde Kastamonu'daki en parlak ismi mi seçecek? Afyon'daki en parlak ismi mi seçecek? Son seçimde seçemedi. Yok, bunun ben buradan geri dönüş imkanı görmüyorum. Yani yerelde konuştuğumuz çok kişi de Adalet ve Kalkınma Partisi içinde benzer görüşteydi. Bir kere önce şu tespiti yapmam gerekir. 10 yıl önce yerele gittiğiniz zaman AK Partililer sizle konuşmazdı. Yani konuşsa bile oturup bir çay içerlerdi ama orada kendi partilerinin işlerine dair bir şikayet, yorum, analiz duymazdınız. Şimdi yerelde kime dokunsanız AKP'den bir feveran ediyor. Bir saatlerce konuşabiliyor, size içini dökmek istiyor partinin iç sorunlarına dair. Bu çok çarpıcıydı hem Afyon'da hem Kütahya'da gördüğümüz. Hatta Dahası teşkilat bağlamında şimdi dediniz ya siz Erdoğan orada yerelde güçlü isimleri koyabilir mi? Hayır, koyamaz. Çünkü yereldeki güçlü isimler bizzat genel merkez tarafından tasfiye edilmiş zaten geçtiğimiz 4-5 yıl içinde. Mesela Kastamonu'daki Yeniden Refah Partisi'nin adayı aslında AKP içinde güçlü teşkilatın istediği bir isimmiş ve onu seçmek istemişler ama genel merkezden baskı gelmiş ve dışarı itilmiş, genel merkezin istediği bir adayı il başkanı yapmışlar. Genel merkez derken burada Erdoğan'ı kastetmiyorum çünkü Cumhurbaşkanı olmasından mütevellit Sayın Erdoğan'ın birçok sorunlarla dış politika, güvenlik, birçok ekonomiyle ilgili birçok sorunla uğraşıyor. Hep işaret ettikleri yukarısı diye Ona gösterdikleri bir hiç emin olma bak Behlül. Erdoğan'ı biliyorum. Emin ol bana Kastamonu Devlet Hastanesi'nin başhekimini de biliyordur. Başhekim yardımcısını da hiç yabana atma. Yani şimdi o şey oluyor biliyorsun. Ne derler? kendisini Ya Erdoğan çevresini dese izin vermezdi falan ama öyle değil. Gerçekten bu şey siyasetçi var ya her şeyi bilen Demirel de böyleydi. Şey de böyleydi. Erbakan da O böyleydi. zaman şöyle söyleyeyim, Biliyor yani. konuştuğumuz AKP'liler bize bunun Cumhurbaşkanı'ndan değil, genel merkezin 8. katından kaynaklandığını bu sorunların Tabii o şey kendilerinin oluyor. Öteki türlü ya genel başkan yanlış yaptı dediği zaman işin rengi değişecek. Yani
onlar birazcık nasıl deneyim ummak istiyorlar. Yani öyle. Belki de ama yani burada şey de ben şeye de katılıyorum o tahlildeki. Yani Sayın Erdoğan'la kitle arasındaki iletişimi kontrol eden bir kesim var partide. Ve onlar aşağıdan gelen şikayetlerin, taleplerin mesela çok çarpıcıdır. Ekonomiyle ilgili şikayetleri yukarıya ulaştırmak istediklerinde CHP ağzıyla mı konuşuyorsunuz diye susurulduklarını söylediler. Kastamonu'dan bahsettim. Teşkilatın istediği yerelde güçlü olan biri il başkanı olmak istiyor ve o baskıyla çektiriliyor, görevden seçimden çekilmesi sağlanıyor. Sonra gidiyor Yeniden Refah Partisi'nden aday oluyor. Afyon'da belediye başkanlığına birden çok aday var. Adayı var belediye başkanı olmak isteyen. Hiçbiri aday yapılmıyor. Ben aday olmak istemiyorum, ben aday değilim diyen il başkanını belediye başkanı olarak aday gösteriyorlar ve o meşhur işte 4x4 arazi aracının üstündeki seçim öncesinde viral olmuş görüntü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu belediye başkanlığı yerel seçimlerdeki hezimetinin temel sebeplerinden bir tanesi parti teşkilatının kitleyle arasında ciddi bir kopukluk olmuş. Çünkü Afyon, Kütahya başta olmak üzere bu şehirlerde zaten AKP'nin seçimleri girerken zihniyeti şu: biz buraya ceketimizi koysak kazanırız. Dolayısıyla niye yereldeki teşkilatı, kitleyi dinleyelim? Biz Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Esra kimi koyarsak zaten kazanıyoruz burada. O zaman genel merkezin dediklerini harfiyen yerine getirecek. Oralara emir erleri koyalım. Ve bunun neticesinde de seçmenle parti arasında ciddi bir kopukluk. Yani o tekrar söylüyorum, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmış geçmişte kişiler ve onların aileleri CHP'ye bu seçimde oy vermişler. Yani yaşanan kopuşu daha ben çarpıcı anlatabilecek bir şey yok. Dahası bir de şöyle bir buna eklemek gerekir. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de bundan aynı sorunlardan muzdarip. Kastamonu'daki adayı son derece yanlış bir aday, çeşitli skandallarla seçim öncesinde gündeme gelmiş ve MHP'nin çok güçlü olduğu, yıllarca belediye başkanlığını elinde tuttuğu bir şehirde oylarını %10'un altına çekmiş. Keza Afyon'da da benzer dinamik var. Yalnız şunun altını çizmek lazım. Bütün bunları anlatıyoruz. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nde büyük bir çözülme var yerelde ve bu geri döndürülebilir gibi gelmiyor bana. Öyle bir kongre yapılarak geri çevrilecek bir durum değil. Partide yani o söylenen bize rigor mortis, yani ölüm sonrasında gelen donma durumu oldu. Artık müdahale edilemediği söylediler bize herhalde. Bir de tabii şunun altını çizmek gerek. Hem Afyon hem Kastamonu'da ve CHP'nin kazandığı diğer şehirlerin küçük ilçelerine baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taşrada, kırsalda oyunu koruduğunu görüyoruz. Yani ekonomik kriz oralara daha sirayet etmemiş. Ama kent merkezleri, ya mesela Konya'da da Akşehir mesela CHP'ye geçti. Yani büyük ilçeler, büyük kent merkezlerinde şehirleşmiş nüfusta Adalet ve Kalkınma Partisi şehirleşmiş nüfusun, kentleşmiş nüfusun ihtiyaçlarına, beklentilerine, sosyokültürel beklentilerine artık cevap veremiyor. O da net olarak ortaya çıkıyor. Ve CHP ile ilgili son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani CHP'nin bu başarısının temel sebeplerinden bir tanesi yerelde güçlü adayların olması. Adalet ve Kalkınma Partisi yerelde emir elleriyle seçime girerken CHP ise tam bunun karşısında güçlü yerel siyasetçilerle seçimlere girerek kazanmış. Bunun tabii getirisi yüksek ama CHP için şöyle bir tehlike var burada. Bu güçlü siyasetçilerle genel merkezin uyumlu bir ilişki yürütebilmesi gerekiyor. Yani bu siyasetçileri tasfiye etmek değil, bu siyasetçilerle, yereldeki güçlü siyasetçilerle bir harmoni yakalanması gerekiyor. İşte mesela Tanju Özcan örneğini görüyoruz. Biz sürekli genel merkezde sorunlar yaşayan bir siyasetçi. Bir de tabii başkanların başarılı olması gerekiyor tabii bir de. Yani şimdi seçim sürecinde güçlü bir profil çiziyor olabilirler, bizden biri profili çizebilirler ama Kastamonu'da, Afyon'da, Kütahya'da, Adıyaman'da
her yerde CHP'li belediye başkanlarının öyle de bir acayip bir yükümlülüğü var şimdi. Yani çok zor bir şey aldılar.